gündemi FETÖ'nün siyasi ayağı iddiaları. İzmir'de AK Parti Gençlik Kolları bir açık hava sergisi düzenledi. CHP'li siyasilerin FETÖ ile ilişkilerini sergiledi. Eren Erdem, Samanyolu Gazetesi'nde Kemal Kılıçdaroğlu, Oktay Ekşi ve Birgül Ayman Güler. Yine İzmir Milletvekili olan Cumhuriyet AK Partisi'nin Selin Sayık Böke, Samanyolu TV'deki tweet'i, Zaman Gazetesi'ndeki Gürsel Tekin'in demeci, Güren'in sözleri kıymetlidir. Burası İzmir'in Konak ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortaya attığı FETÖ'nün siyasi ayağı polemiği üzerine AK Parti Gençlik Kolları bir açık hava sergisi düzenledi. İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'nda CHP'li yöneticilerin, siyasetçilerin FETÖ ile ilişkileri, onlarla ilgili sözleri bir resim sergisiyle teşhir edildi. En çok dikkat çeken fotoğraf ise işte bu. CHP eski Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz kısa bir süre önce FETÖ'den tutuklanmıştı. Fotoğrafı ise dikkat çekti. Gayet bilgilendirici içerikleri bulunuyor. Onun dışında zaten CHP veya diğer partiler AK Parti'yi tamamen karalamakla birlikte hala FETÖ ile alakalı yani onlara organik olarak zaten destek veriyor her açıdan. FETÖ'nün siyasi ayağının aslında kim olduğunu gayet açık bir şekilde gösteriyor. Sergide başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yine CHP'de milletvekilliği yapmış, belediye başkanlığı yapmış isimlerin fotoğrafları yer oluyor. Özellikle FETÖ ile olan ilişkileri, bağlantıları, attıkları tweetler, söylemleri bu sergide teşhir edildi. Kılıçdaroğlu'nun CHP döneminde yaptığı icraatlerin bir görüntüsü var aslında burada. Bizi FETÖ terör örgütüyle bir arada olmakla suçlayan bu zihniyetin karşısında kendilerinin aslında MİT krizinden sonra yaptığı FETÖ ile beraber nasıl beraber yol yürüdükleri, beraber aynı çizgide ilerlediklerinin bir göstergesi bu sergi aslında. Vahit Yazgan'la beraber Zaman Gazetesi Ege Bölgesi temsilcisi FETÖ'den tutuklu. Bugün Gazetesi ve Kanal Türk'ü ziyareti var.